Ahmediye Müslüman cemaatinin İslam'a hizmet konusunda tertipli, düzenli, disiplinli ve konseptli olarak bir hizmet sistemi var. Bu sistemin içerisinde de tebrik yapılır. İslam'ı yaşadığımız çevredeki insanlara, ilgili kişiler, Ahmediye cemaatinin mensubu her insan bunu kendisine bir görev kabul eder ve emri bil maruf nehyi anil münker şeklinde insanlara gidip İslam'ı ve Ahmediyatı anlatırlar. Şimdi bununla ilgili bir soru var. Bu e, hizmetlerin karşılığında bazı insanlar e, fıtratı İslam'a çok yakın, iyi fıtratlı insanlar yapılan hizmeti kabul edip Tamam kardeşim ben sizin anlattığınıza kabul ediyorum, inanıyorum, kalple inanıyorum, dille de ikrar ediyorum. Ben Ahmediyim deyip Ahmediye cemaatına giriyor. <laughs> şimdi cemaata yeni giren bir insana biz eski Ahmediler olarak muamelemiz, davranışlarımız nasıl olmalı, bunu nasıl ayarlamalıyız? Böyle bir sosyal bir durum var. Bunu bir izah eder misiniz bize? Evet, şimdi bunu şöyle söyle bir örnekle anlatacak olursak şöyle diyebiliriz. Yani sanki bir tohum ektim ve tohum artık o filizlenmeye başladı. Yani bir tohum. Evet. O meyve mera orta bir filizlenmeye başladı. Şimdi tohum ektikten sonra Masih Hamasam diyor ki çiftçi huzurunda durur. Tohum ektikten sonra yo artık fark etmez. Kaç Nasıl olsa tohum tuttu, ha, ha. büyüyor. demez. Daha çok dikkat eder. Gelir bir keçi alır, yutar. Hatta bir o kadar o nazik, ince, daha böyle o kadar zayıf ki. Belki bir kuş bile alıp onu oradan ne diyeyim, yok, yok edebilir. yok edebilir onu. Bir fare, bir hayvan, her bir şekilde. Onun için o homa içinde çok dikkat edecek ve onu uzunluğu durar. Şimdi, bakacağız. şimdi, nasıl ki Masih'in adamı ki bir çiftçi gece şimdi artık millet artık anlamıyor böyle şehirleşme çok fazla olduğu zaman olduğu için çiftçilik çiftçinin çiftçiler gece teheccüd vektunda biz biliyoruz millet teheccüd kılarken olmadan. o çiftçiler çiftçiler oraya giderdi yola düşüyorlar yola düşüyorlardı oraya gidip de suluyordu değil mi öyle evet Sabah sabaha kadar orada duruyor soğuk demeden sıcak demeden yağmur giderler. yaş demeden evet. Masimansam diyor ki bu şekilde senin ona o ektin tohuma dikkat etmen lazım. O kökleşip de meyveli ağaç olana kadar. Evet. Tamam. Onun için bizim bu şekilde ona dikkat etmemiz lazım. Kendi örneklerimizle. Evet. Tamam. Demin ben bahsettiğim efendim eğer biz yanlış görüyorsak tabi tabiliğinin böyle bir faydası var. Sen eğer edeceksen başkasının bir şey anlatacaksan bu kendiliğinden seni kendi kendine sorgula çekmene sebep oluyor. Mesela biri diyeceğim ya şu iyilik yapsana. Kendim yapmıyorsa nasıl diyeceğim? Desem bile tesir olmuyor. Ha, desem eğer, desem ama derken birazcık imanın varsa aklıma gelir ki ya ben kendim yapmıyorum. Çünkü i̇nsan önce birkaç gün önce kendisi yapar. Evet. Sonra başkasını der ki ya bunu bakın bunun bereketi var, bunun faydası var. Ve yani, böyle de, de, o tebliğ ettiğimiz kişi, onun ahmediyete katılan kişi, Müslüman olan bir kişiye bizim dikkatli davranmamız lazım ona ne diyeyim daha o tam ne diyeyim diyelim ki maya su tutmamış diyelim daha yani tehlikeli durumda insan evet, evet, evet. o bizim ve bizim herhangi bir arkadaşımızın veya etrafımızda ki herhangi bir cemaat üyesinin yanlış bir tavrından, Davranış. adımdan, davranıştan dolayı ötökezlenebilir. Şimdi o yanlış yapılan ıı, da, davranışı ister ne diyeyim, ıı, niyetle yapılmış olsun yani insan i̇yi niyetle yapsın ni, ins ister iyi niyetle ister kötü niyetle isterse farkına varmadan bazen olabiliyor mesela Ol, oluyor, evet. Masih e zamanında adamın biri şey gitti Kadıyan'a gitti Tabii aklında bir şey evet. var ki efendim ben gideceğim şimdi yani Müslümanların kafasında hatta her millet öyle diyor. Resulullah'ın zamanında da efendim ben gideceğim peygamber bu şekilde olacak. Oraya gidip bakıyorlar ki hayır öyle değil. Evet. O kendi kafasındaki yani. peygamberi ha, görmek peygam, istiyor. Peygam, kafasındaki ortamı görmek istiyor. Halbuki orada insan. Evet. Kafasında bazı şeyler abartmış. Değil mi? Bazı evet. şeyler abartmış evet. insan. Mesih-i zamanında Adım'ın biri Kadyan'a gitti. Orada namaz kılarken birisinin dirseği ona çarptı. Adam dedi yok, yok yok bu olmadı buna bu çok iyi bu, bu, oh, doğru bir yere eylo. gelmedi mesela. Evet. Peygamber Efendimiz'in zamanında şimdi bu o, bu 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 ne diyeyim iyi ve kötü niyetle yapılan bir şey oldu işte kendiliğinden o vuku bulunan bir hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında adamın biri geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etti İslam kabul etti. Ve adamın şansına bakın eve gittiğinde ateşi çıktı. Eyvah. Şimdi kendiliğinden bir peygamberlik bir düşün. Peygamber böyle olacak, böyle bereket. Tabi ki peygamberin bereketi var. Ama senin anladığın manada değil. Ha? O Asya'nın şey, bu berkesizlik uğursuzluk olduğunu zannetti. Pega Ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu ve geldi. Dedi ki efendim o oh, ben bu uğursuzluk böyle vale oldu. Ben atışlandım. Yani ama atışım çıktı. Benim biyatımı geri ver. Şimdi Resulullah böyle biyat şey değil ki. De bir maddi bir şey değil ki geri verilsin değil mi? Evet. Yani böyle insanlar <laughs> olabilir ama bizim dikkat etmemiz gereken şey bir ahmet olarak bizim bir tavrımızdan dolayı yani ister bilinçli onu yapmış olsak ister şuurlu ister şuursuz bir şekilde veya niyetli niyetli bazen bir şeyler olabiliyor. Hani ondan <laughs> e, bir şey olmasın dikkatli olmamız lazım ve bununla beraber bizim e, bu tebliğ ettiğimiz kişi şunu anlatmamız lazım. Ben mesela hep bunu yaparım derim ki Kardeşim bak ben Müslümanım ama İslam değilim. Ben Ahmediyim ama Ahmediyet ben değilim. Benim bir hatamdan dolayı ki ben insanım. Benim bir hatamdan dolayı eğer sen tokezlenirsen suç senin. Evet, çok yani cool. ben Allah'ın tamam ben sorumlu olacağım ama sen de sorumlusun. Çünkü sen beni İslam zannettin, sen beni Ahmediyet zannettin. Ben ne Ahmediyetim ne de İslam'ım. Evet. Öyle değil evet. mi? Evet. Ve bunun için bakın um, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dua etti. İmam her o cuma günü imam bunu ikinci hutbe okurken Arapça hutbesini okurken de ediyor. Nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati ve min seyyiati amalina. A'ma. Ey Allah biz uh, okay. anfusumuz yani Şimdi Arapçada anfus, nefis dedikleri zaman bunun manası e, nefis farklı bir şey Böyle biz e, çevirecek olursa ben kendi şerrimden veya şerlerinden sana sıyırırım. Ama bunun çevirisi sadece bu kadar değil. Bunu açıklayacak olursak o anfus kelimesinin içinde ben dahilim. Benim bütün dostlarım, benim akrabalarım, benim ailem, ilgisi, irtibatım olan herkes ona dahildir. Ela ben kendi e, nefsimin şerrinden sana sığınırım. Evladımın şerrinden, eşimin şerrinden, dostumun şerrinden. Şimdi bu şer nedir efendim? O, onların şerli olmalar şart değil. Bazen benim bir dostum, benim bir çocuğum, benim eşim, benim, benim bir arkadaşım, <laughs> benim bir akrabam hiç kötü niyet olmadan belki iyi niyetle benimle ilgili bir söz söyler. Ama o sözün netice şer olabilir. Öyle değil mi? Öyle oluyor evet. Onun için Allah-u Teala bir dua ettik. Hep dua ettik. Ve na'udu billahi min şurur ya nüfusina. Ve min sayyi ati ati amalına ve amellerimizin içerisinde kötülüğünden sana sığınırız. Evet, evet. Ve bu, bir insanın, bir ahmdinin tebliğ eden bir kişinin hem bu dua da etmesi, çok istihbar etmesi lazım. Efendim ben çok bilgiliyim, ben çok tebliğ ediyorum falan. Bunlar, bunlar... Bunlara kapılmadan... Tabii. İstihbar, İstihbar ne demektir ki ey Allah sen benim beni ört. Benim de kendi sevgisin in, sev, sevgi çadırın, çadırın ne diyeyim çarşafın içinde beni evet. içinde sakla beni ört. Şimdi nasıl ki Mesih Aleyhisselam diyor ki şimdi istihbar bu yanlış anlaşıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala diyor sen istiğfar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben 70 kereden fazla istiğfar ederim. tabi istiğfardan haberi olmayanlar onu çok yanlış anlıyorlar İslam düşmanları ve Müslüman da yanlış anlıyor. Şimdi Müslümanla dediğim zaman istiğfar eden diyor ki ben hangi günah işledim mesela. Evet. Böyle bir, bir düşünce var. Yani istiğfarı bir günahın telafisi Baha, için ha, kullanılan bir medika, ilaç gibi ha, Yani ki, efendim ben sadece istiyorum ki günah. Halb evet. günahın ilgi, bunun günahla da yok. ilgisi ama direkt bunun günahla ilgisi yok. Mesih olsam diyor ki bir ağacın kökleri nasıl ki Toprağın içinde yerleştikçe ve toprak onun üstünü örtükçe örtükçe o güçlenir. O güçlenir. Onun kökü tam suya erir. Oradan beslenme, direkt beslenmeye başlar. Bir evet. muhtaç kalmaz. İstihbar nedir ki ey Allah sen beni sevgi toprağının içinde o kadar benim, benim imanın köklerini ört, ört ki ben direkt senin sevginden besleneyim. İstihbar budur. Ne kadar güzel. Tamam mı? İstihbarın manası budur efendim. Ama Müslümanlar mesela geç, buraya bir sene önce falan bir bir, bir arkadaş geldi, Türk tabi. Galiba doçent miydi neydi? Buraya geldi. O şey diyor ki efendim, peygamberler o günah işler diyor. Bunu da söyleyen Müslümanlar var. Niye? İstiğfar gerçeğini anlayamadıkları için. İstiğfar nedir? Onlar zannediyor ki istiğfarın günahla ilişkisi var. Halbuki istiğfarın günahla ilişkisi istiğfar. Allah sevgisine değil, örtmek. İstihva, Allah ben örtünme talep ediyorum. Sen beni ört. Ama sevgi, içinde. Sen senin sevgi toprağın içinde. Senin sevgi suyun ne kadar güzel. içine ben ne diyeyim şey kökler Bağlam. yerleşsin. Evet. Manası bu. Ama bunlar maalesef istihbar o şekilde anlıyorlar ve yanlış anlayıp yanlış anlatıyorlar. Hatta mal Müslümanlar bile efendim Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işler diyorlar. Diyorlar haşa. Evet. anlamadıkları için. Bunu Alhamdulillah Mesih-i Mevlana sema bize Allah imanet evet. ve nasip etti. Ve bunlar Mesih-i Mevlana sema çekiliyor ki istiğfar nedir aslında? Tamam mı? Evet. Hristiyanlar eee İsa Aleyhisselam'ın istiğfar falan falan böyle şeydi. O bizim ki istiğfar etmedi. Sizin peygamber çok istiğfar etti falan diye. Tamam mı? Evet. O öyle diyorlar. Eee tabii onlara biz, biz şeye karşılığını söyleyecek olursa o zaman o, haşa yani biz böyle inanmıyoruz ki İsa Aleyhisselam istiğfar etmedi. Biz o da istiğfar ediyordu. Her peygamber istiğfar eder. Ee, o da istiğfar ediyor ama bunların istiğfar etmedikleri ve o sundukları şekilde o zaman İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın sonunu da gördüler. Eğer o ki o İsa Aleyhisselam değil yani onların bize sunduğu, evet. sundukları şey o İsa Aleyhisselam, evet. Aleyhisselam değil o, o farklı bir kişilik. Ama Kur'an'ın ettiği İsa o Allah'ın peygamberi istiğfar da ediyordu. Evet. Çok güzel izah ettiniz. Zaten İncil'den de e, tabii konu açıldı. İncil'den de Allah-u Teala ya dedi İsa Aleyhisselam'ın çarma hatam asmak üzereyken dedi ki eli eli lima sabakta ne Rabbim sen niye beni bıraktın bu da istek vardı bir manada yardım evet. istiyor ondan evet evet yardım değil evet. mi evet. beni kurtar bu zor durumdan evet. teşekkür ederim efendim evet, çok sağ olun